Bu köpeğin cinsi ne cins bu? Ayakkabı olabilir. Niye böyle bir sertliği tatlısı var? Ne döver diyeyim. Olabilir yani. Değil hayatında mi? Biri var mı? Var belki farkında. Şaşırdın mı? Sende kaç yabancı dil var? Çok bir İngilizce var bir de Almanca var. Eşek değilse olsun yani anladın mı? Tam böyle mesela benim... sen en son ne zaman ağladın? Ne yapayım ağlayayım ben. Ağlama da. Ehliyet falan var mı yani? Ya şöyle ki ehliyet kaptırmıştım ben. Bir erkek seni şiir okuyarak etkiliyor. Abi hiç yani. Sevmem ben yani. Şiir sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum yani. Gerçekten. Arkadaşlar herkese merhabalar, selamlar. Bugün gerçekten, gerçekten ilginç bir röportaja imza atacağız. Çünkü bu köpeğin cinsi, ne cins bu? Abi işte husky herhalde yani. Ya bu oğlum biraz yaramaz, kusura bakma. Ama bu şeye de benziyor, bir kurda da benziyor değil mi? Sibirya kurduna da benziyor. Evet, Sibirya kurdu herhalde. Arkadaşlar herhalde zor soru sormayayım diye Nevşin Mengü'nün bana ayakkabı hazır. Oğlum dur, ya oyun sanıyor. Bak, bir şey söyleyeceğim, yakışıklı yapma bak. Senin iki tane köpeğin var. Evet ama bu uslu. Bu Aybars, o? Evet, Wolfie. Wolfie. Birisi erkek, birisi dişi. Bu erkek olan galiba. Evet ama yani o tesadüf Wolfie'yi barınaktan aldı. Ben zaten ortamı yumuşatmak için soruyorum şu anda. Erkek, dişi fark etmiyor. Vallahi çok teşekkür ederim Nevşin, sağ ben ol. Ben teşekkür ederim. Seninle tabii bizim uzun süren bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var aslında. Evet. Şimdi sana da mutlaka geliyordur. Ya kardeşim bu Adem Metan'la nasıl arkadaşlık yapıyorsun? Nasıl bununla ilgili tweetler atıyorsun falan da demiş. Hep şaşırıyorum. Mesela Adem Metan bir yerde de birisi diyor işte Adem Metan tanıyorum benim arkadaşım diyorum şaşırıyor herkes. Abi niye yani? Bende de öyle oluyor tabii. Zaman zaman hatta kızanlar da oluyor. Ya kardeşim işte ideolojik olarak %100 tersiniz falan filan durumlar oluyor. Evet. Ama bence biz diyalog ortamında her şeyi konuşabilen, anlaşabilen, görüşlerimiz ayrı olsa da aynı masa etrafında toplanabilen tabii. Kişiler olmamız lazım diye Ademciğim, düşünüyorum. Ademciğim yani. Bak şimdi ben şöyle bir gazeteci abim bana yıllar önce şey demişti. Daha doğrusu bana dememişti. Kitabını da okudum. Demişti ki gazeteciler hancı, siyasiler yolcu abi. Evet. Bu iş böyle yani anladın mı? Hani bizim işimiz bu. Siyasetçiler belki bugün var, yarın yok. Hepsi pozisyon değiştirebilir. Anlatabiliyor muyum? Bu siyaset evet. Çünkü siyaset böyle bir şey. Ama gazeteciler biz işimizi yapıyoruz sonuçta. Ya bir de şöyle bir şey var. Herkes aynı görüşte olmak durumunda olacak diye bir şey yok ya. Benim ki. Mesela gerçekten senin çok katılmadığım tweetlerin oluyor. Evet. Ama sonuç olarak bu senin kendi düşüncen. Tabii. Sonuç olarak bir şey yapamayız yani. Senin de benimle ilgili mesela mutlaka kızdığın şeyler vardır ama en azından diyalogumuzu koruyabilmemiz bence birçok kişi canım. Açısından da olumlu bir şey diye düşünüyorum tabii. Yani. Bir de bir araya gelince hep siyaset konuşmak da şart değil. Ki. Kesinlikle bak, işte, öyle. Kediden konuşuyoruz, köpekten konuşuyoruz. Hatta biz hiç konuşmuyoruz seninle yani. Evet, doğru. Nevşin Mengü nasıl bir çocukluk geçirdin? Normal, standart çocukluk geçirdim işte. Öyle özel bir şeyim yok anlatabileceğim. Benim annem mükemmeliyetçi. Biraz hep çocukluktan itibaren şeyi öğretti böyle. Hani başladığın için bitireceksin. İşte ne bileyim. Annem bir de biraz feminist bir kadın. Ve hep şeye çok yöneltti. Hani böyle bir işin olsun, kariyerin olsun. Ben herhalde ondan. Peki şimdi şunu soracağım sana. Sen sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden bir tanesin. Attığın tweetler çok gündem oluyor. Biraz sonra örneklerini de vereceğiz yani. Mesela bu S400 yorumun var ya senin. Evet. O gün nasıl gelişti? Yani sen bir spordan mı çıkmıştın? Bir şey olmuştu. Abiciğim hayır. Benim saçım kıvırcık. Tamam. Benim saçım kıvırcık olduğu için normalde çok kabarıyor. Tamam. Ve onun için şey sürüyorum. Çeşitli ne bileyim ne geliyorsun. Dax sürüyorum veya bir argan yağı sürüyorum falan. Ve hani o argan yağını çok sürersen fazla yapıştırıyor. Mesele bu yani. Bu hani ama bu yorum yapanlar da hep erkekler zaten. Saçı ıslak falan diye. Çünkü erkekler saçla uğraşmayı bilmediği için yani bu yorumları yapanlara Allah kıvırcık saç nasip etsin diyorum ben sürekli. Yani. Mesela o yorum yapanlara hiç kızdığın oldu mu? Yani. Bayağı sert. Sosyal medyadan seni eleştirdiklerinde ne düşünüyorsun? Ne oluyor? Hiçbir şey düşünmüyorum. Gülüyorum. Geçiyorum ya. Ne olacak ki yani? Ne olacak yani? Ama senin mesela CNN'de görev yaparken de böyle çok laf sokma gibi bir şeyin de var mı? Ya başa bir şey aklıma lafı gelince söylüyorum. Mı tamam yani? Ne olmuş? Evet. Evet. Yani olabilir. Yani bir şey aklıma gelince söylüyorum. Tutamıyorum onu içimde. Keşke dediğin oluyor mu bu konularda? Hayır. Ya keşke şunu demeseydin falan. Yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben terbiyesizlik yapmıyorum ki kimseye. Anladın mı? Hani terbiyesiz bir şey demiyorum ki. Olay TV kapandı. Evet. Ya orada sizin toplantı odasında Cavit Çağlar'la böyle konuştuğunuz bir diyalog evet. Bayağı gündem oldu. Evet. Kanalın kapanmasının senin evet. Üzerinden bir şeye dönüşmesi bence evet. Çok yanlış bir şeydi. Tabii yani. Canım ne oldu? Ben şey o kadar yani şey biri miyim de koca kanal benim için mi kapanacak olur mu? Ya Cavit Bey geldi. Kanalın açılması bir iki gün var. Kanalı geziyor. Süleyman falan da kanalı gezdiriyor. Ondan sonra Cavit Bey gelince bak işte Nevşin Cavit Bey geldi dediler. Ben de işte yanına gittim dedi. Nasılsınız Cavit Bey? De espri yaptım. Cavit Bey merak etmeyin başınızı belaya sokmayacağım diye. O Cavit Bey de güldü yalnız. Hani böyle hani ta sırtıma böyle pat pat vurdu yani. Güldü adam. Hiç de öyle şey demedi yani. Aa işte. Olay TV kapanmasaydı yani. Sence başarılı olur muydu? Olurdu. Çünkü şey iyi ekip çok iyi. Çok iyi gazeteciler var. Bir de herkes öyle HDP'li falan da değil yani kesinlikle. Hani daha böyle her şeyden adam vardı. Yani daha milliyetçi çizgide gazeteciler de var. Daha muhafazakar çizgide gazeteciler de var. Solcular da var. Yani böyle karışık bir ekip. Zaten
eski Kanal D ekibi ve eski CNN ekibi. Onun için tabii canım başarılı niye olurdu tabii ki. Zaten iyi bültenler yapıyorduk izleme şansı olan. Peki ne olacak şimdi? Şimdi bildiğim kadarıyla Hüseyin Bey başka bir kanal almak istiyor Hüseyin Köksal. Tamam. Uygun bir kanal arıyor. Sen devam edecek misin? İnşallah. Hayırlısı. Hayır. Şunu diyor musun yani? Ya arkadaş bu işte açılıyor, kapanıyor falan. Hmm. Yarın Hüseyin Bey de böyle bir hamle yapabilir mi? Yoksa hayır abi ben dijitalde yoluma devam edeceğim. Ben zaten bir yandan kendi işlerim var. Dijitalde zaten yoluma devam ediyorum. Hani benim açımdan öyle bir şey var. Yani YouTube'da devam ediyorum. Podcast'im var. Podcast'te devam ediyorum. Hani zaten kendi mecralarım var. Burada devam ediyorum ama ne kadar farklı mecra ve televizyon olursa diğer gazeteci arkadaşlar için o kadar iyi aslında. Değil mi? Alternatif olması. Evet. Çünkü çok fazla gazeteci var. İşsiz gazeteci arkadaşlar var. Yani fazla televizyon olsun, fazla mecra olsun, daha çok üretilsin, rekabet artsın. Yani bu da sektörü iyi bir yere taşır diye düşünüyorum ben. Abi şu anda var ya, bir şey söyleyeyim mi sana? Çok garip bir yerde kaldık. Köpekleri salacağım oğlum üstünüze. Vallahi bize bir kumpas kuruldu ya. Ben de dedim niye bu kadar kolay kabul etti abi röportajı? Köpekler aç 3 gündür. Sizi bekliyorlar. Allah. Seni takdir ettim biliyor musun? Neden? Ben bu köpeğin sana ilk geldiği günü hatırlıyorum. Biz evet. O gün seninle kahve içecektik. Doğru. Nereden baksan bir 2-2,5 sene oluyor galiba. Oluyor değil mi ya? Evet, zaman evet. Ne kadar çabuk geçiyor. Vallahi. Neyse sen diyorsun ki yani yeni ekip bir kanal kurulmaya giderse ben de onlarla beraber yolluyorum. Tabii yani hayırlısı. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen mesela muhalif medyanın aslında çok güçlü isimlerinden bir tanesisin yani. Veya muhalif isimlerin diyeyim yani. Ya da muhalif misin? Böyle mi? Kendini sen böyle de tanımlamıyorsun. Yok canım aslında. Ya o ne demek? Yani ya şimdi gazeteci olunca tabii ki ister istemez. Ya gazetecinin görevi biraz hani şey ya biraz kurcalamak ya. Evet. Bir şey olunca onu kurcalamak. Acaba mı diye sorup işin başka bir tarafı var mı diye kurcalamak ya. Onun için genelde siyasetçiler gazetecileri sevmez zaten. Özellikle iktidardaki siyasetçiler. Çok kurcalıyor diye. Bence ondan öyle muhalif deniyor. Peki gazetecileri olumlu şeyleri söylemezler mi? Söyler tabii canım. Niye söylemiyorsun abi o zaman hiç? tabii ki söylesin. Hayır. Yani mesela bak ya, olur mu ya? Hayır tabii hayır, ki. Hayır şunu anlatıyorum. Yani Nevşin Mengü denildiğinde konuları araştıran, bir hangi konuk gelirse gelsin içindeki soruyu soran veya aklındaki soruyu soran bir kişi. Bunu insanlar sokakta bu şekilde tanımlıyorlar. Evet, evet. Fakat belki muhafazakar kesim de senden zaman zaman şunu bekliyor olabilir mi acaba? İstiyorsan cevap vermeyebilirsin bunu ama. Hı-hı. Ya güzel şeyler de oluyor. Yani sanki bunlara da biraz değinse mi acaba diyorlardır tabii. Diye düşünüyorum yani. Ya aslında ben bunları da söylüyorum ama onlar arada kaynıyor herhalde. Bilmiyorum ki anlatabiliyor muyum? Ağzını söylüyorsun. Ya mesela bak. Şey önemli bir şey. Mesela bir grup Türk askeri Azerbaycan'a yerleşti ya. Evet. Mesela bir grup Türk askerinin Azerbaycan'a yerleşmiş olması çok önemli ve Türkiye açısından hakikaten önemli bir şey, olumlu bir şey. Mesela bu önemli bir şey hani hakikaten. Bunu da söyledim ama şu arada kaynıyor. Ya öyle bir şey oldu ki iki taraf yani Türkiye o kadar kutuplaştı ki herkes şey bekliyor. Ya sonsuz öveceksin ya sonsuz çakacaksın. Ya aslında bu da sağlıklı bir ruh hali değil kimse için. Kesinlikle katılıyorum. Mesela seni şöyle lanse ediyorlar. İşte bir AK Parti düşmanı gibi lanse ediyorlar. Bunu aslında muhalif isimler de biraz çanak tutuyor olabilirler yani. Sen bir AK Parti düşmanı mısın? Yok değilim. AK Parti içerisinden zaman zaman bilgi aldığım, konuştuğum çok da şey var. Önemli siyasetçiler var. Niye düşman olayım yani? Bu kutuplaşma nereye gider? Ya bu iyi bir şey değil. Röportajın ziyaretesinde aslında sohbet ediyoruz seninle yani. Tabii, biraz tabii. Dertleşmek de açısından. Sakinleşti. Ya bu kutuplaşma bak. Nereye gider? Kutuplaşma dedin hayvan. Kutuplaşma. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu tansiyonu düşürülmesi lazım. Bu siyasetin normali oldu Türkiye'de. Yalnız şunu da söyleyeyim. Mesela bu kadar kutuplaşan, bak iki ülke neyi konuşuyoruz? Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye. Biraz başkanlık sistemi de kutuplaşmayı körükleyen bir şey. Ya hakikaten işte referandumlar, başkanlık sistemi. Çünkü hani ikiye ayırıyor ya. O biraz şey bilmiyorum bu nasıl aşılır. Belki sistem bir şekilde revize edilir. Bilemiyorum. Yani çünkü öbür türlü hani bu sefer de iktidar da muhalefet de herkes kendi tabanını konsolide etmek için söylemi biraz daha keskinleştiriyor. Bu da sağlıksız bir şey. Ya herkes mutsuz değil mi Allah aşkına? AK Partili bakıyorum AK Partili insanlar da mutsuz bu kutuplaşmadan. Yani seçmenden kutuplaşma bahsediyorum. Kutuplaşma iyi bir şey i̇yi değil bir ya. Şey mi abi? Genel olarak iyi. Herkes birbirine ya. Düşman gibi siyasetin bakıyor. Siyasetin üst seviyesinin bu tansiyonu düşürmesi lazım. Kesinlikle. Ama bu şöyle sadece AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili değil. Diğer partilerin de buna biraz yardımcı olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi biz seni hiç böyle aşkla falan şey yapmadık. Gündeme gelmedin. Mesela ben şey bak şunu sormak istiyorum mesela. Bir insan sana aşık olabilir. Seni sevebilir de ama bunu sen sana... bile sevebilirsin ya oğlum canım. Bunu sana nasıl söyler? Sen korkar yani bence çekinir. Niye çekinsin ya? Vallahi çekinir ya. Niye döver diyeyim? Olabilir yani. İfşa edebilirsin falan. Bak bana işte ilan aşk etti falan. Ha DM'den yürüme. Yani bir... Ya DM olarak değil de mesela ne bileyim. DM'den yürümeceler bence bizden bir küçük jenerasyon işi. Onu söyleyeyim yani. DM'den sana yürüme ama yürüyen oluyordur sana diye. Yani. DM'den mi? Evet. Yok canım hiç. Gerçekten mi? Yok işte DM'den. Hiç sıfır. Ya mümkün inanmıyorum ya.
Ne bileyim abi, öyle bir tip birisi değilim. Korkuyor ben olabilirler vallahi, ben sana söyleyeyim. Olabilir, bir şey diyemeyeceğim. Hayatında biri var mı? Var bir erkek arkadaş. Şaşırdın mı? Şaşırdım. Ay şöyle şaşırdım. Sen iyi muhafaza ettin. Hiç çıkmadı yani çünkü sağda solda bir yerde. Neyime çıkacak? Zaten ben çok şey bir hayatım. Hep herkes beni böyle, yani daha doğrusu bazı insanlar beni çok böyle marjinal, çok acayip uçuk bir hayat yaşıyor sanıyor. Ama ben zaten çok küçük bir hayat yaşayan birisiyim yani. Genellikle çalışıyorum, anladın mı? Hani ya da antrenman yapıyorum triatlon için. Zaten yani nerede yakın? Gece hayatım yok. Ne yapacaksın? Neredeyim yani? Nerede çıkacaksın? Medya sektöründe unutamadığın an desem sana, neyi söylersin bana? Abi ne bileyim, çok var yani esasında. Sen İran'da kaç yıl kaldın? 1,5 sene. 1,5 zor ama ya. İran. Bir de oradaki yaşama durumları falan da çok farklı ve zor. Yani. Evet, biraz zor. Yaşamsal alışkanlığın değişiyor ya sonuç olarak, öyle değil mi yani? Doğru. Yani şöyle ki hani sonuçta şey ya, kadınların hep başını örtmesi zorunlu ya, burada bir zorunluluk var. Mesela diyelim bakkala evde oturuyorum, bakkala gideceğim, ne bileyim ekmek bitti. Hani hep başını örtmen gerekiyor bakkala giderken de. İlk Türkiye'ye döndüğüm zaman mesela evdeyim, işte ekmek bitmiş, su bitmiş falan. Hani tam dışarı çıkmadan önce 2 saniye bir aklıma geliyordu başörtüsü nerede diye. Sonra tamam hani Türkiye'ye döndüm diye düşünüyorsun. Hayır. Bu ama tabii şeyin bir parçası. Orada sistem bir küçük bir grubun elinde, iktidar. Ve o küçük grup ülkeyi çok bir yerde hukuksuz mu yönetiyor diyeyim, ne diyeyim? Oligarşik yönetiyor ve orada yaşayan insanlar için çok zor tabii. Sende kaç yabancı dil var? Çok bir İngilizce var, bir de Almanca var. Almancayı da geliştirmeye çalışıyorum. Ama sen bir röportajını izledim İngilizce, çok üst düzey ya. Abi İngilizcem iyi ama şöyle ki yani hep koleje yolladı anam babam beni, sağ olsun. Hı-hı. Artık eşek değilse olsun yani, anladın mı? O kadar insanlar tasarruf etmiş, para harcamış yani, bir zahmet yani. Sen Dolce Vella'da çalıştın. Evet. Nasıl oradaki çalışma sistemi? Güzel, çok güzel. Uluslararası. Parasal olarak iyidir de. Şey de iyi, ekip de iyi. Ekip de zaten hep daha önce Türkiye'de işte kuruluşlarda çalışmış arkadaşlar. Hı-hı. İyi yani, normal, güzel şey oluyor. Yani çok da farklı, şeyden farklı değil. Ne bileyim, CNN'de çalışmaktan çok da farklı değil. Sadece tabii dijitalde olduğu için çalışma mantığı farklı. Biliyorsun asıl fark burada dijitalle televizyon arasında. Orada bir mantık var. CNN'den ayrıldıktan sonra neler oldu hayatında? Ya valla açıkçası çok iyi oldu. Rahat nefes aldım gerçekten, çünkü artık son zamanları çok stresliydi yani. Biraz bitince oh dedim ya, bitti, kurtuldum dedim yani, gerçekten açık söylemek gerekirse. Onun için olumlu oldu benim için yani. Tabii zor bir süreçti aslında senin için. Zor yani. Tabii tatsız. Çünkü yani takmıştı bir grup insan bana, ne desem şey oluyor. Ya mesela bak, İstanbul Emniyet'te bir saldırı oldu ya. Saldırı olmuştu. O saldırı olduğu an ben yayındayım ama saldırı o an olmuş. Bak o an. Yayınladı işte, muhabir bağlandı. İşte anlatıyor şöyle böyle falan. Ben de önce terör saldırısı dedim. Sonra düzelttim. Dedim ki terör demeyelim çünkü daha kesin değil. Kesin değil çünkü şimdi, anladın mı? Yani kesin de nasıl terör diyeyim? Abicim hiç unutmuyorum şak diye. O zaman Sabah gazetesi tweet attı önce, sonra manşetine çekti. Teröre terör demedi falan diye. Ya manyak mıyım ben yani? Niye demeyeyim? Ama o an kesin değil yani, kesin olma. Ne bileyim, belki manyağa biri gitti ateş açtı. Bilemezsin o an yani. Evet. Hep böyle her şey çarpıtılıyordu ve sürekli hedef gösteriliyordu. O da yorucu yani hakikaten. Bu gerçekten insanı çok yoran bir şey. Yoruyor abi yani. Senin de başına geliyor değil mi zaman? Geliyor ya. Benim hep geliyor yani. Öyle mi? Hep mi geliyor? Yani sen biraz daha fazla geliyordur sana da. Bize de geliyor sonuç olarak yani. Yorucu yani artık. Ya şimdi şöyle, ben mesela YouTube kanalında şunu yapmaya çalışıyorum. Nevşin Mengü de konuk. İşte AK Partili bir milletvekilini de konuk alıyoruz. Mesela geçen hafta biz Zeynep Yıldız diye genç bir vekil arkadaşımızı konuk aldık. Güzel röportaj. Gerçekten çok başarılı bir insan. Ben mesela ilk kez kendisiyle tanışma şansına ulaştım. Yani inovasyonu konuşuyor, gelişimi konuşuyor, dijital dünyayı konuşuyor. İşte bu Z kuşağının aslında tek bir kalıp olmadığından bahsediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir taraftan bakıyorsun, işte Fatma Şahin'le röportaj yapıyorum. Yarın bakacaksın. Başka biriyle röportaj yapmışım. İşte Ali Babacan'la röportaj yapmışım. Mansur Yavaş'la röportaj yapmışım. Bunu yapmaya çalışıyorum. Evet. Bunu ne kadar başarabilirim onu da bilmiyorum. Aslında yani. Normali bu değil mi ya? Bu normal, bu zaten şimdi, böyle olur. Şimdi bak, şöyle bir şey var ama. Ben mesela şuna çok inanmıyorum. Yani iktidarın hani işi gücü bırakıp ya onlar niye onu konuk almış, onlar niye onu konuk almış, bunu derdine düştüklerini düşünmüyorum. İşte bunu altta bir grup insan, tamam mı? Ha bir ara şey vardı ya mesela, beyefendi öyle istemiyor. Evet, çok katılıyorum. Beyefendi şöyle istemiyor. Katılıyorum. İşte beyefendi şunu yapılmasından hoşlanmıyor. Halbuki aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi bile yok. Ya çok ilginç bir şey söyleyeyim ben sana. Biz mesela Bilal Erdoğan'la kamp yaptık. Ya adam çadırda yattı bizimle yani. Bak ben burada bir PR, Bilal Erdoğan PR'ı falan yapmıyorum yani. Normalde bunu sen düşünebilir misin ya? Bilal Erdoğan kampa gidecek, çadırda kalacak, işte orada gece yağmur yağacak, işte bizimle birlikte işte bir semaverdeki çaydan içecek falan. Aslında bence normal rutin akışında bir şeyler var ama bir grup insanın işine farklı şeyler geldiği için seni ötekileştirmek,
Veya sistemden uzak tutmak belki de onun işine geliyor. Onu tabii abi ya. Millet böyle ekmek yiyor ya. Millet ekmeğini hocam, böyle orada yiyor. Orada bir sektör var ya. Yani orada tabii ki orada yani o iş öyle yani. Tabii ki kesinlikle. Valla öyle bir durum yani. Yani o iş öyle. Bence haber merkezlerinde de öyle. Yani şimdi artık öyle kalmadı ama şey de öyle. Ben merkez medyadayken de öyleydi mesela. İşte şu habere çok kızdılar mesela. Kim kızdı? Niye kızdı? Yani Cumhurbaşkanı tek tek açıp bütün haberleri mi izliyor? Ne alakası anladın? Gibi kızdılar. Hemen onu şey yapın falan. Mesela böyle bana şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 tane olumlu şeyinden bahset desem ne söylersin? Abi bir kere adam 20 yıldır öyle veya böyle iktidarda. Evet. Yani bu bir başarı sonuçta. Öyle Cumhurbaşkanı Erdoğan için değil mi yani? Dünyada böyle çok az siyasetçi var. İşte siyasi içgüdüsü çok iyi birisi. Yani okuyabiliyor. Bir de mesela hani hep böyle işte şimdi de var ya işte Erdoğan vesayet altında mı falan. Bence Erdoğan ne kandırılacak ne vesayet altında alınacak kadar saf biri değil. Gayet zeki birisi. Ve Türkiye'deki hani gelişmeleri de dünyadaki gelişmeleri de o anlamda iyi okuyan hani cin gibi biri. Bunlar hep olumlu evet. Tarafları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Zaten öyle veya böyle başarılı olmasa bunca yıl iktidarda kalamaz. Yani o anlamda hakkını teslim etmek lazım. AK Parti'nin iktidar süresinin bu kadar uzun olacağını tahmin eder miydin? Abi yani ben zaten AK Parti iktidar geldiği zaman çok gençtim ve toydum açıkçası. Yani ne desem şimdi yalan olur. Ederdim herhalde. Peki muhalefeti ben de şey gibi oldum ya. Sanki hep böyle iktidarla ilgili. Onun lifestyle konuşacağız dedim. Ya ne bileyim işte abi. Sen mesela muhalefeti başarılı buluyor musun? Ya herkes Kemal Bey kızıyor. Ben aslında başarılı buluyorum açık söylemek gerekirse. Hatta en çok da babam kızıyor Kemal Bey'i takip edenler biliyor. Bana da kızıyor ama. Şimdi yani bu sistem başkanlık sistemi sonuçta ittifaklaşmayı getirdi. Değil mi? Hı. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü %50 artı 1 için yarışıyor herkes. Ve Kemal Kılıçdaroğlu zor bir dengede. Bak şimdi İyi Parti, Saadet Partisi, dışarıdan HDP. Bunların hepsini bir dengede tutabiliyor. Bu hiç kolay bir şey değil. Bu zor bir şey. Şimdi tabii ki buna iktidar seçmenin, pardon muhalefet seçmeninin bir kısmı kızıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yaptıklarını yetersiz buluyor ama bir denge siyaseti yürütmek zorunda. Onun için ben aslında başarılı buluyorum yani. Ben Meral Hanım'ı da başarılı buluyorum. Kolay Meral değil. Şener valla ben sana bir şey söyleyeyim. Bayağı geldi oturdu yani sisteme. Evet. Hani oturdu derken yani bir sisteme oturtturdu. Ben ya de bak, başarılı buluyorum. İlk kurdukları zaman partiyi hatırlarsan şey illerde miting yapamıyorlardı. İllerde ofis açamıyorlardı. Kolay değildi yani. İnsanlar yer vermek istemedi falan filan. Şimdi bak oradan parti kilit bir konuma getirdi senin dediğin gibi. Bir de bir sürü parti de aslında yavaş yavaş böyle oluşum haline gelmeye başladı. Deva i̇şte Muharrem İnce kuruyor. Deva var. Mustafa Sarıgül. Evet. Mustafa Sarıgül de bayağı her yerde yani. Öyle mi? Bir de Mustafa Sarıgül ile ilgili bir şeyim var. Medya ambargosu yok mesela ona. Evet. Yok yani, mu? Televizyonlara Beyaz çıkıyor. Beyaz TV'ye çıkıyor, CNN'e çıkıyor. Mesela Mustafa Bey çok sever biliyorsun medyayı. Sever sen yani. Sen tanışır mısın? Sen Nişantaşılısın yani tabii şimdi. Tabii canım tanıyorum. Kaç yıldır Nişantaşı'nda oturuyorsun? 2010'dan beri. 2010 bayağı olmuş ya. 11 yıla gidiyorsun evet yani. Evet ya olmuş. Hep neredeyse. Aynı evde miydin? Yok değildim. Eski oturduğum ev satıldı. Kiracıyım ben. Burada biraz otopark problemi var ama ya. İşte ama ben araba kullanmıyorum yani. Bıraktım tamam, araba sen kullanmayı. Tamam bisiklet var da bak ben gittim otoparka. Burada araba ya. Sıkıntı. Bir de şöyle bir şey sıkıntı var. Ev ya otoparka ev kirası kadar da otopark parası verirsin yani onun için. Arabasız burada. Ama ben zaten arabasız olayım diye böyle bir yerde ama sana bir şey söyleyeyim. Nişantaşı efsanesi de yavaş yavaş söndü ya. Öyle mi? Daha popülerdi yani önceden. Mesela bu hani Mustafa Sarıgül demişken. Yani Nişantaşı daha bilinen bir markaydı sanki. Böyle yılbaşında falan. Ben mesela şu işleri çok önemsiyorum. Yani bizim Cumhuriyet Bayramımızın çok görkemli bir şekilde kutlanması. Yılbaşının çok görkemli bir şekilde kutlanması. Bu ülkenin tanıtımı ile ilgili de çünkü çok ciddi Hayri bir şey Bey, katıyor. Hayri Bey, Hayri Enönü biliyorsun Mustafa Sarıgül'den sonra geldi. O da çok ince, çok kibar. Hakikaten çok iyi bir insandır. Çok severim. Ben hiç tanışmadım kendisiyle. Tanıştırırım ben seni. Olur. Şey dedi Hayri Bey. Ya dedi, röportaj yaparız ya. Olur. Hayri Bey çok enteresan adamdır. Şey dedi, çok inanılmaz paralar harcanmış. Lüzumsuz paralar harcanmış dedi. Ve Şişli çok borçlu olduğunu söyledi Şişli Belediyesi'nin o zaman. Onun için iptal etti o yılbaşındaki çok görkemli süslemeleri. Sonra bir de geçen sene pandemi başlayınca dediğin gibi. Kabul ama aldığı karara tabii ki saygı duyuyorum. Çok uzun bir süredir. Ama diyorsun bir şey de yapmalı. Hayır yani yılbaşı Nişantaşı ile ilgili çok uzun bir süredir hiçbir şey yok yani. Ben öyle görüyorum şey bilmiyorum dışarıdan yani. Bak ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum bu belki de biraz her belki şey. Belki de buranın halkı memnundur onu bilemiyorum yani. Şöyle oldu. Maçka Parkı çok popüler bir yer haline geldi. Evet. Bak bir hafta sonu gel inanılmaz yani İstanbul dört bir yanından gençler çok geliyorlar. Ha bir yanıyla iyi bir yanıyla şey eskiden bir tek biz mahalleliler giderdik yani işte köpeği möpeği olan koşan moşan falan. Şimdi hınca hınç. Ama şunu anlıyorum hani biraz tabii burası Şişli özgürlükçü bir yer. Zaman zaman böyle daha muhafazakar mahallelerden gençler de geliyor. Yani sohbet ettiğim için biliyorum. Biraz daha rahat ediyorlar burada. Evet. Ama alan küçük. Alan küçük olunca üst üste oluyor herkes tabii. Keşke öyle bir şey yapılabilse de o park genişletilebilse keşke yani.
Yani orası da tabii konum olarak biraz zor gibi mi sanki evet, acaba? Evet, çok etrafında şey var ama... Ama yine de fena bir yer değil orası yani. Tabii fena değil yani. Hiç yoktan iyi bir nefes alma yeri yani, evet, anladın mı? Evet, kesinlikle öyle. Ya yeşil alanların korunması lazım. Ya evet. Hatta biraz çok keşke şehirler yani. Ona göre dizayn edilse de. Anadolu şehirleri de öyle yani aslında. Değil mi? Hani o büyük parklar bir hakikaten ferahlatıcı bir şey oluyor. Yalnız arkadaşlar sohbetimiz devam ediyor. Köpekler neredeler ya? Köpekler gezmeye gitti. Gittiler mi? Gezmeye gitti. Ha kapattınız ki ben de diyorum. Ha yok yapalım. Gezmeye gitti. Kendini çok sert buluyor musun? Sert misin sen? Yok ya değilim. Bence hiç değilim yani. Hatta böyle mesela bir... Mesela sen en son ne zaman ağladın? Ben çok merak ediyorum bunları biliyor musun? Şeyde falan ağlıyorum ben. Dodo diye bir şey var. YouTube kanalı var biliyor musun? Dodo tamam, Channel. Tamam tamam biliyorum. Sevimli hayvanlar. Ona her akşam ağlıyorum ben yani ona bakarsan. Hayır hayvanların dışında ne zaman ağlıyorsun yani? Mesela bir film izlerken ağlar mısın? Ağlarım tabii canım. Oho çok hem de. Aa duygusal yanım var yani. E var tabii abicim. Odun muyuz? Var ama tabii. Ama kabul de hiç bunları göstermiyorsun sosyal medyada. E ne yapayım? Ağlayayım mı? Ağlama da. Yani ne bileyim bir şiir paylaş bir şey yap yani. Şiir sevmiyorum ben. Aa. Of şiir sevmiyorum. Bir erkek seni şiir okuyarak etkiliyor yani. Abi hiç sevmem ben yani. Şiir sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum yani. Gerçekten. Bir erkekte ne ararsın? Hangi özellikler? Mesela eniştemiz seni nasıl etkiledi? Çok merak ediyorum bu biliyor musun? Yani biraz aslında ben sohbet ben edebilmeyi... Ben de Nevşin Mengü'nün aşk hayatını niye bu kadar merak ediyorum? Sohbet edebilmeyi ben seviyorum. Yani sohbet edebilmek anlatabiliyor. Yani oturalım, konuşalım uzun uzun. Bir şey olsun, hani güzel bir muhabbet olsun. Bunu seviyorum ben. İnsan bunu arıyor ya. Yaşı da ilerledikçe anlatabiliyor muyum? Evlilik. Huzur istiyoruz. Yok abi ne evleneceğim bu yaştan sonra yani. Aa, başa bela diye düşünüyorum. Olur mu canım evlen ya. Ne yapacağım evlen? Niye evlen? Ya olur mu? Evlen. Gerek yok abi ne yapacağım evlen? Bizim mesela Anadolu'da bir tabir vardır hani elden ayaktan düşme diye bir şey söylediler yani. Ha sana baksın diye sonra. Baksın anlamında değil ya. Erkekler bakmaz ben sana söyleyeyim. Yok canım öyle değil bakmaz. Mi? Çok mesela çok iyi sadık erkekler var yani. Ya var da az bence genellikle bir yaştan sonra yani tabii bu sözün meclisten dışarı sanki erkekler biraz kadının ayağına bağ oluyor gibi geliyor bana açıkçası. Ama böyle bakarak hayat devam eder mi? Nevşin ne yapıyorsun? Ya seni evlendirelim ya ben sana söyleyeyim. Yok istemem abicim niye evleniyorum? Tamam 5 sene daha dolaş mesela. 5 sene sonra evlen ya. 5 sene sonra ben kaç yaşındayım zaten? Yok canım sen niye öyle kendini şey yapıyorsun ki bence? Ya bak bence hani şöyle düşünüyorum. Tabii ki insan kendine böyle kırmızı çizgiler çok çizmemeli ama 20'li yaşlarında, 20'lerin başında hatta bence bir evlendin, çocuk yaptın. Hani tamam. O zaten o zaman insanda o enerji oluyor. Çok güzel. Ama sonra 40'ından sonra ne yapacağım ben bu sefer? Çocuk istemiyorum. E niye? Ne yapacağım evlenip yani? Gerek yok yani o şeylere girmeye. Anlatabiliyor imzalar, mimzalar, işin içine şirket gibi şey giriyor yani. Gerek yok, boş ver yani. Sözleşmeler falan. Ha, sözleşmeler falan böyle sakin sakin böyle şey yapıyoruz işte devam. Vallahi şaşırdım şu anda ya ben bir... Vallahi niye evlendirecek miydin beni? Hayır yani bir 5 yıl sonra falan evlenirsin diye düşünüyordum yani. 5 yıl sonra hiç evlenmem yani. E peki şu an erkek arkadaşın bu konularda bir ya bir evlenelim falan filan demiyor mu? Yok demiyor yani. Çok seversen ve karşı taraf istersen. Yani sevmenin şeyle alakası olduğunu düşünmüyorum ben evlenmeyle. Allah sen komple evliliğe karşısın. Yani o kafada değilim diyeyim. Hayır ya evlenen insanları da eleştirmiyorum tabii ki. Herkesin kendi şeysi var, hayat tarzı var, doğrusu var, yanlışı var da çok o kafada değilim ben. Ya biraz da şey ya ben mesela 20 yaşında evlendim. Bak ne iyi yapmışsın. Çocuk da yapmışsınız genç yaşta. Aynen öyle. Ben çok da memnunum yani açıkçası. Tabii abi. Ya o yaşta bak zaten mesela yani tabii o ki, erken yaşta yapılan kesinlikle. Evlilik çocuk falan ben. Ya bak arkadaş gibi büyüyorum şu anda ya. Aynen ya. Bak sonra ne oluyor biliyor musun? Çok yalnızlığa alışıyorsun ya. O rahat yani. Şimdi rahat ne bileyim. Şimdi akşam istediğim filmi açar izlerim ben en basit düşün. Şimdi birisi olunca o onu istemiyor. Bir şey istemiyor. Anladın mı yani? Mesela bu bile bir şey. O yalnızlığa alışınca sonra ona girmek zorlaşıyor gitgide yani. Evet. Sen bir de vegansın. Nasıl keşfettin bunu? Ben çocukken et yemeyi bıraktım. Küçük çocukken. Yani ilkokul bitirince falan küçük yaşımda. Hep böyle çok seviyordum hayvanları. Ben üzülüyordum yani. Küçükken de. Sonra da yaşım büyüdükçe de süt ürünlerini de bıraktım. Öyle yani. Vallahi yemin ediyorum çok enteresan bir insansın yani. Ya değil. Herkes büyütüyor bu veganlık, veganlık işini. Ben hep diyorum aslında Anadolu yemekleri vegan beslenmeye çok uygun yani. Mesela bir mercimek köftesi. Müthiş bir gıda. Hayatta kuru fasulye, pilav. Müthiş bir gıda. Aslında çok uygun bizim mutfağımız. Şeyi soracağım. Mesela sen mutfağa girip yemek falan yapar mısın? Hamarat yaparım mısın tabii. Bu konularda? Bir makine aldım. Yani burada bir şey reklam olmaz değil mi? Yok. Zaten başka markaların da var. Fakir'in aldım ben ama Arçelik'in de var. Yemek yapma makinesi var abi. 10 numara bir şey. Böyle şey yapıyorsun. Düdüklü tencerenin sanki bir elektroniği gibi düşün. Ama içinde modlar var mesela. Ben de düdüklü tencereden çok korkuyordum. Ben de korkuyorum. Onu kullanamıyorum ama bu makine acayip. Mesela modu giriyorsun. İşte koyuyorsun içine diyelim malzemeleri. Çorba mı yapacaksın? Güveç mi yapacaksın? Neyse. Giriyorsun modunu. Kendi kendine pişiriyor. Allah Allah. Abi çok iyi. Yani
bütün herkese bu yemek yapma makinelerini tavsiye ediyorum. Çok ama iyi, o zaman çok bir şey söyleyeyim sizin. Ya ama bir kadının elinin değmesi başka bir şey ya. Yani benim erkek arkadaşım daha iyi yemek yapıyor mesela esasında. Ama onun eli yavaş. Yani biraz eli yavaş şey, fenalaşıyorum. Hadi sen çekil diyorum, çekil. Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben futbol hiç sevmiyorum abi ya. Hiç sevmiyorum. Hangi rengi seviyorsun? Bilmiyorum. Mavi herhalde. Sen otomobil falan da hiç kullanırken görmedim ben seni. Gençken kullanıyordum. Sonra... Ehliyet falan var mı yani? Ya şöyle ki ehliyeti kaptırmıştım ben. Oo. Ama yıllar önce. 10 küsür sene oluyor. Sonra onu geri alması için şimdi... Yok işte Zeytinburnu'nda bilmem nereye git bir şeyler... Kurslar ama falan. Bak sana Koş şimdi ben. Bir şey söyleyeyim. Söyle. Şimdi İçişleri Bakanlığı bu işleri acayip hızlandırdı şu anda. Yani. Öyle mi? Mesela nüfusla ilgili geçen işte Bakan Bey paylaşıyordu, gördüm. Ya bir günde pasaport veriyor adamlar ya. Bir günde... Veriyor o zaman benim ehliyet işimi de çözdürür. Adem. Ya hocam çözdürdüydü yani. Bir dakika torpil yok. Araya adam girmiyor. Ya yok şaka bir tarafı. Ben trafikte artık çok sinirleniyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Stres oluyorum abi ben yani. Evet, olabilir. Sinirim bozuyor. Onu bilmiyorum. Şey ama anlamında mesela takıyorum söylüyorum. Ben kulaklığımı. Açıyorum podcast'i. Metroya biniyorum abicim. Podcast muhteşem olay. Çok rahat. Biraz önceki olayla bağlantılı şunu söylüyorum. Yani vatandaşlar gerçekten kangren oluyordu ya bu devlet dairelerinde. Gidiyorsun 3 günde kimlik çıkmıyor. Ben bir ayda pasaportun geldiğini biliyorum bana. Yani bir oğlum ay. Eskiden şey yoktu lan. Ya, tamam şimdi internet yoktu, bilgisayar sistemi yoktu. Yavaş ya, yavaş geliyor. Senden her şey ya. Ya birçok farklı ülkede de mesela onlar var ama şu anda o sistemler bu kadar hızlı ilerlemiyor yani sonuç olarak. Bilmiyorum vallahi ülke hızlı mı yavaş mı artık bilemem yani. Şimdi var ya bu videonun altında ne yorumlar gelecek var. İktidar yalakası falan diye. Hayır şunu anlatıyorum. Bu yeni kimlikler var ya onun evet. içindeki çipler var mesela. Var. Şimdi bütün ehliyeti hepsini topluyorlar içine. Çok evet. önemli bir şey ya bu. Evet ama bu AB mevzuatı değil mi oğlum zaten? Ya tamam da abi işte Allah Allah. Aynen öyle. Ya güzel. Yok o çiple iyi, çiple iyi, çiple iyi. Tamam çiple iyi, çok iyi çip. Hayır bunun neyse tamam söylemiyorum ya vallahi. Söyle söyle tamam söyle. Yo, yo. Söyle söyle. Linç edecekler beni. Hayır bir şey olmaz etmezler. Hayır yani orada insanların evet. gittikleri bu neyse tamam söylemiyorum ya. Ben beğeniyorum yani onu söyleyeyim yani. Nasıl kaptırdın sen ehliyeti ya? Ya aslında seneler önce ve gerçekten ilk yakalandığımda gerçekten hakikaten tehlikeli böyle şeydim yani alkollüydüm. İkinci yakalandığımda yalnız bak arkadaşımın düğününe gitmiştim. Bir kameraman arkadaşım evlenmişti. Ve araba var diye sadece iki kadeh içmiştim bak yemin ediyorum. Sonra hatta oradan başka bir yere gittik. Orada diyet kola içtim bak çok iyi. Ve sonra da polis çevirmesine ben çok rahat girdim. Ya dedim nasıl olsa çıkmaz diye. Abicim 70 ile mi alınıyordu o zaman ne? Mesela 73 falan çıktı. Sene polis kaç? De aldı. 2007 falan olabilir yani. Çok eski. Sonra hiç geri almak için uğraşmadın mı? Abi uğraşamadım ya. Kim uğraşacak onunla Allah aşkına? Git kapı kapı gez öyle böyle bilmem ya, ne yani. Ya kapı kapı gez diye bir şey yok işte onu anlatıyorum sana ya. Bir sınava giriyorsun galiba. Psikoteknik olabilir mi acaba? Öyle bir şey var. Ama bir şeye de yolluyorlar seni sanki. Yok yok böyle işte psikotekniğe gidiyorsun. Ya onun o kadar mı? O kadar. Çok kısa bir mevzuatı var ya. Öyle mi? Ya hocam bak devlet daireleri çok gelişti diyorum. Vallahi sen bu konuyu çok... Ya röportajın vesile olduğu şeye bakar mısın ya? Ne işin ne günde ehliyet işini çözdük ehliyet yani. Ehliyet işini aman köpek mi ha? Yok köpek gitti. Ben psikoloğa gidip sonra sınav var. Bir psikoloğa gidiyor internetten sınav. Tamam sınav bir şey değil. Sen onu hemen çözersin ya. İşte evet aslında lazım ya yarın öbür gün hastalık var sağlık var. Ya şimdi bak bir de lazım ne var biliyor musun? Biz bu konuları şimdi böyle işimizin düşmediği, ilgi alanımızda olmayan konuların ne kadar geliştiğini farkına varamıyoruz. Sen mesela şimdi gitsen desen ki ben ehliyetimi almak istiyorum tık tık tık. Belki de bir haftalık 10 günlük işlem içerisinde hemen çözmüş olacaksın yani. Emniyete mi gidiliyor onun için onu da bilmiyorum ki. Vallahi ben de kaptırmadım hiç. Ben bir kere ehliyetimi unutmuştum evde. Memur arkadaş da çok güler yüzlü bir arkadaştı. TC'yi söyledim. Tamam. Oradan çıkardı o. Ha güzel. Öyle geçtim yani. Zaten artık işte bir tepsi şeydi. Nüfus şeyinde. Tamam ama sen de önce tabii onlara geçirmen için ehliyet alman lazım. Aynen öyle. Ama tabii kesinlikle alkol alıp araba kullanmamak lazım bu kesinlikle. Kesinlikle yani. Öyle. Ve bu konuda hakikaten tavizsiz olması lazım devletin yani o konuda hiçbir şey demiyor. Vallahi bak ben... Çoğu işi çakası yok çünkü. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'de şey. Polis... arkadaşlarımızı, kolluk kuvvetlerimizi çok başarılı buluyorum. Oğlum herkesi başarılı buluyorsun sen de ya. Çok, abi çok gençleşti nüfus. Şey oradaki çalışan... ne çakıyorsun ya lan? Yok çakmıyorum şaka yapayım. Yok hayır hayır tabii. Ya bir sefer benim eve hırsız girmişti. Şey geldi, polis arkadaşlar geldi, çok yardımcı oldular. Biraz şeyden aramızda kalsın demişti. Şeyden şikayetçi olmuştu. Çok uzun saatler çalışıyoruz, fazla mesai alamıyoruz diye. Bunu da söylemiş olayım o zaman. Onu da iletmiş olalım. Onu da iletmiş olalım. Sonra tespit ediyorlar arkadaşlar.
Valla ben çok keyif aldım seninle sohbetten. Sağ ol Adem'cim, teşekkürler. Biraz köpekler bunalttı ama. Ya olsun ya. Ayakkabı gitti ama. Son olarak şeyi soracağım sana. Sen tamam iktidara yakın medyadan mesela iş teklifleri gelmiyor. Ama muhalefete yakın medyada da böyle çok hani bir aman aman Nevşin Mengü havası yok sanki. Bunu neye bağlıyorsun? Ya, ya da var da biz mi bilmiyoruz yani? Şey yapmıyorum ya, ben memnunum şu anda. Yaptığım şeyden. Böyle güzel. YouTube devam ediyor. Tabii YouTube güzel. Ne konuşuyorsun sen YouTube'da? Ben gündemi derliyorum. Ne oldu ne bitti ama hakikaten uğraşıyorum yani. Muhataplarını arıyorum, bilmem ne, anlatabiliyor muyum? Hani öyle sadece gördüm söyledim değil, hakikaten arıyorum yani. Sana karşı mesela şöyle bir ön yargı var mıdır? Bence vardır. Mesela AK Partili bir belediye başkanı veya bir bakan. Önemli bir konu var. Sen de röportaj teklifinde bulundun. Şunu diyor mudur acaba? Ya biz şimdi çıkarız da bunu bize çakmaya çalışır falan. Herhalde öyle diyordur. Bir de bence ne gerek var şimdi der yani. Ne gerek var, anladın mı? Hani niye öyle bir şey düşünüyordur herhalde. Burada tabii iki tarafın da bence iletişimi sağlam tutması lazım. Yani kapalı bir yumruğa merhaba yapılmaz. Ama sana bütün muhalif siyasetçiler sana konuşuyor mesela, değil mi? Hiç konuşmam diyen yok, var hepsi mı? Yok, yani hepsi öyle değil ya. Yok, bana değil da çok soru işaretiyle yaklaşanlar var. Öyle mi? Mesela ben İzmit Belediye Başkanı'na röportaj için danışmanını aradım. Twitter'dan DM de yazdım, cevap vermedi yani. Allah danışmanı Allah. Dönmedi de. Allah Allah. Evet. İyi, buradan söylemiş olalım. Ya şöyle, bakıyor mesela profile, işte ne bileyim bir bakanı konuk almışsın veya bir AK Partili belediye başkanı konuk almışsın. Kafada şöyle konuluyor olabilir yani, ya işte AK Parti'nin gazetecilerinden bir tanesi olarak düşünüyor olabilir belki, bilmiyorum. Aslında ben siyasetçi olsam tam tersine karşı tarafa konuşmaya çalışırım. Çünkü siyasetçi ne yapmazsa oyun arttırmaya çalışmıyor musun? Ben mesela musun? Kemal Kılıçdaroğlu'yla röportaj yapmak isterim yani. Evet, ben de isterim. Konuşmak istiyorum. Sana da sen konuşmuyor mu? Hayır, konuşur herhalde, bilmiyorum. Abi sana konuşmayayım ama istemedim. Sen demek ki konuşur, teklif konuşur. Ettin. Yok, son zamanlarda etmedim. Beraber hiç alalım, beraber konuk hiç alalım. Hiç konuk olur valla. Ayarla yap ama benim kanalda yayınlat. Benim şu an çok ihtiyacım var. Aslında bak öyle bir şey yapabiliriz, biliyor musun sen? Bence güzel olur. Yani ama bu ortak, yani tamam gelirler şey olur, seninki de yayınlar. Ya gelir senin olsun Adem, canın sağ olsun. Olsun hocam, başka gelirimiz yok şu anda. Her şeyi bıraktık. Ya bence birilerinin bu konuda adım atması gerekir diye düşünüyorum. Yani gerçekten hem muhalefetteki isimlerin hem iktidardaki isimlerin ortak uzlaştırıcı isimlere konuşması gerekir diye düşünüyorum. Ve ben ilerleyen dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da YouTube kanallarını fazla sayıda konuk olacağını düşünüyorum. Ki ben de o yayınlardan bir tanesinin talibim mesela yani. Şimdiden bunu söylemiş olayım. Neden? Çünkü artık televizyonların izleyici hedef kitlesi 35-36'lara kadar düşmüş durumda artık. Ya yani tamam gençler işte Survivor izliyor falan filan ama onun da zaten siyaseten alacağı bir şey yok. Evet. Öbür tarafa bakıyorsun, bak bugün sadece Türkiye'de son 2 yıl içerisinde Netflix, Amazon Prime, Blue TV Discovery Channel almış bir evet, kısmını. Evet bugün küçük aydınlanıyor kızmaz inşallah yani. Önemli bir girişim bu arada. Yalnız şey çok akıllıdır. Küçük Aydın. Tabii. Aydın Doğan Bey. Evet çok. Ben tanışmıştım tabii, çok şey, çok gençti o zaman ama çok akıllı bir çocuk. Yani çocuk ya, diyorum çok, yani benden çok genç olduğu için. Akıllı olmasa herhalde bu kadar bir zaten aslında yani. Aydın Doğan bak ne kadar zeki. Adam bütün televizyonu, gazeteyi falan sattı. Evet. Hani gazetenin, televizyonun devri geçiyor aslında. Elinde bir tek Blue TV tuttu. Bence gelecek de, bence orada de çok işte. Akıllı bir hamle yaptı. Bir de Slow Türk Radyo'yu tuttu galiba. Bir de Net.de'yi falan tuttu. Ha aynen. İşte dijitalleri tuttu. Dijitalle ilgili alanları tuttu. Evet. Eksen başladı. Öyleymiş. İzledin mi? Deneyimleme şansın oldu mu? Ekseni izlemedim. Yayına bakıyorum arada. Abi yayın çok iyi. De enteresan. Ya. Yalnız biraz şeyi çözemedim menüsünü. Nerede ne izledi anlamadım. Senin çözemediğin uygulama da var ya, bizi parçalarlar. Tam yaşlı. Bir şey söyleyeyim. Orada onlar bir algoritma yapmışlar. Ama ben çekimleri, mantığı falan çok beğendim. Çekimler falan çok güzel. Belli yani. Gözde iyi para Akpınar yapıyor belli. Galiba. Öyleymiş. İyi, Mirgün var işte. Hayır, patrondan bahsediyorum. Evet. Mirgün anladığım kadarıyla Gözde Hanım galiba. Mirgün Cemaz'la sen arkadaş mısın? Arkadaşım. İyi midir arkadaş? İyidir. Şimdi Dövçevalli'ye geçmişti bir ara. Evet. Yerine. Sonra bilmiyorum. Gain'de devam edecek Gain'de herhalde. Gain'de devam ediyor herhalde. Öyle sordum ya. Sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ademciğim. Bu konuk şimdi yapalım bir ara. Valla bir şey söyleyeyim sana. Bu son kapatmadan önce kapatacağım hemen. İnsanların sana konuk olması lazım diye düşünüyorum ya. Sen de biraz bence uzlaştırıcı ol burada, tamam mı? Yani bir şey yapmayacağım falan da yani, korkmasın insanlar. Abi zaten aslında yani ne ola ne sorabilirsin ki? Ya siyasetçinin eline güçlü. Ya sen de şimdi bütün bulursun, sorarsın abi adamın cevaplayacağını. Tamam şimdi. Cevap versin, ne var ne olacak yani, ne olacak yani, anladın mı? Herkes cevap veriyor mu şimdi? Bak iktidar medyası da tartışacağımız isimler olabilir. İktidarın içerisinde de tartışacağımız isimler olabilir. Sen beni niye nasıl biliyorsun ya? Abi estağfurullah. Bence gayet iyi gidiyor ya gerçekten. Şey çok iyi, kalite çok iyi bir kere.
YouTube. Hani YouTube'da biraz şöyle bir şey var ya. Ya işte elimizden geldiği kadar hani. Mesela sen de kalite çok iyi. Bir de zaten sen böyle sıcak bir insansın ya. İnsanlara yaklaşımın çok iyi. İnşallah daha iyi olur. Eyvallah, çok teşekkürler ya. Ne demek ya? Yıllardır. Aynı düşüncede. Arkadaşlar çok keyifli bir röportaj oldu. İzlemeniz dileğiyle yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Ya bu yorumla like da ne işe yarıyor onu bilmiyorum bu arada. Algoritma da seni öne taşıyor. Öyle mi? Evet, tabii. Ben senin kanala aboneyim bu arada. Sen de bana abone olursan. Aboneyim değil miyim abone ben? Abone misin bilmiyorum. Dur, değilsem de olurum. Abone olacağım. Olurum kesin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.